ısmarladım nargele nargele. Kağız mana ısmarladım nargele nargele. Gümüş kemerin cebele dar gele dar gele vay. Dar gele dar gele vay. Dar gele dar gele. Gümüş kemerin cebele dar gele dar gele vay. Dar gele dar gele vay. Dar gele dar gele. Kuzu yan yana yan yana. Baharda yayılır kuzu yan yana yan yana. Benim yârim inci takar gerdana gerdana vay. Gerdana gerdana vay. Gerdana gerdana. Benim yârim inci takar gerdana gerdana vay. Gerdana gerdana vay. Gerdana gerdana. Benim yârim güzellerden bir tane bir tane. Benim yârim güzellerden bir tane bir tane. İçlerinde sarı saçlı güldane güldane vay. Güldane güldane vay. Güldane güldane. İçlerinde sarı saçlı güldane güldane vay. Güldane güldane vay. Güldane güldane. Kağızman, Kars ilinin 72 kilometre güneyinden geçen Aras Nehri Vadisi'nde, Çemre Dağları'ndan akıp gelen derenin iki yakasında kurulmuş eski bir yerleşim merkezidir. Güneyden ve kuzeyden çevrelenmiş yüksek dağlar arasında yer yer 1200 metreye kadar inen derin ve geniş vadi boyunca 1474 kilometre kare yüz ölçümüne sahip ilçe merkezinin rakımı 1200 ile 1440 metre arasında değişiklik gösterir. Kuzeyde 43.05 doğu meridyeni ile 40.36 kuzey paraleli üzerindeki Kars düzünün güney bitimini oluşturan kesik Kaş Sıra Dağları ve bu bölümde 2961 metre yükseklikteki Yağlıca Dağı ile Ağa Deve Tepeleri bulunur. Batısında 3138 metre ile Ala Dağ ve güneyinde ise yer yer 3000 metreye yaklaşan Şah Yolu Sıra Dağları mevcuttur. Kağızman, batısında Sarıkamış Karakurt, doğusunda Tuzluca Iğdır, güneyinde Eleşkirt Ağrı, kuzeyinde Selim Kars'la sınır komşusudur. Kağızman'ı sınırlayan dağlar, güneyinde Şah Yolu Sıra Dağları, kuzeyinde Kaş Sıra Dağları'dır. Kuzeydoğusunda Yağlıca, Nebiyurt Dağları vardır. Batısında Ala Dağı vardır. Güney dağları Aşık Dede, Sarı Baba, Çemçe Dağı diye adlandırılır. Aras Nehri Bingöl Dağları'ndan doğarak yukarı pasından sağdan ve soldan birçok derileri alarak Çoban Köprüsü'nden sonra Aras adıyla anılarak Kağızman'a girer. Kötek, Bayam sularını soldan ve Şahyolu Sıra Dağları'ndan gelen dere sularını ve Kağızman Deresi'ni içine alarak Sürmeli Çukuru'na girer, oradan da Hazar Denizi'ne dökülür. Aras Nehri Kağızman sınırı içerisinde 70 kilometre yol alarak ilçe merkezinin kuzeyinden derin bir havza yaparak ilerler. Kağızman'ın Deniz Gölü diye adlandırılan Çengilli Gölü ve Turnagöl adıyla anılan iki büyük gölü ve küçük gölleri mevcuttur. 515 tarihinde İslamlıktan önceleri Kars güneyinde Aras Nehri boyuna yerleşen Hazar türlerinin Kalız boyuna göre yöreye Kalızvan denilmiştir. Bu isim daha sonradan Kağızman'a dönüşmüştür. Tarih içerisinde Arşarunik, Kızıldere gibi adlarla da anılmıştır. Evliya Çelebi 1646'da Kağızman'a gelir. Gezdiği ilçeyi seyahatnamesinde anlatırken, Anı hükümdarı Nuşirevan kızlarından Nari'nin Kağızman çarşısına bir kale yaptırdığını ve onun adıyla anıldığını
bu yere Narin Kale'de denildiğini ifade eder. Yazılı tarih öncesi, avcı toplayıcı paleolitik dönem insanlarından günümüze kalan buluntular, yeryüzündeki en eski kültürlerden birisinin bu yörede olduğunu göstermektedir. İlk Tunç Çağı Camuşlu köyündeki yazılı kaya ve kale mevkisinde ilk Tunç Çağı'ndan kalma açkı taşı, el değirmeni taşları, çekiç, delinmiş üstü süslü hayvan parmak kemikleri, el yapımı çanak çömlekler bulunmuştur. Kağızman'da yazılı tarih sonrası Hititler, Huriler, Mitanniler, M.Ö. 2025'lerden itibaren yurt kurmaya başlamışlar. Bu krallıklardan sonra Urartu bölgeye hakim olmuştur. Bir bakıma Kağızman'ın tarih çağına girmesi ve Urartu'ya tabi olması Büyük Kral Menuas çağındadır. Urartulardan sonra Kimmerler, Metler, Persler ve Sakalar yöreyi hakimiyetleri altına almıştır. Sakalar M.Ö. 650-120, M.Ö. 16 yılları arasında Kafkaslardan gelerek Kür ve Aras boylarına yerleşen, atlı göçebe hayatı süren ilk Türk kavmidir. Bu kavim Aras boylarından daha güneylere inerek küçük zabbaşlarıyla Urmiye Gölü arasındaki Manna ülkesine değin yayılmışlardır. Kağızman'ın kuzeybatısında Aladağ'ın eteğinde yer alan Keçivan Kalesi'nin Saka hükümdarı Alper Tonga tarafından yapıldığına ve bu padişahın hazinelerini gizlediği ve bu kale çevresini yayla olarak kullanıldığına işaret edilir. Daha sonra Arsaklılar, Kamsarakanlılar, Bağratlılar ve Oğuzlar yöreye yerleşmişlerdir. Dede Korkut Oğuz namelerinde Doğu Anadolu'da yaşamlarını sürdürmüş eski Oğuzların çifte başkentlerinden birisi Sürmeli Kara Kalesi, diğeri ise Kağızman Ağaca Kalesi'dir. Oğuzlardan sonra Selçuklular, Karakoyunlular ve Akkoyunluların hakimiyeti altına giren Kağızman, Kanuni Sultan Süleyman'ın Doğu Seferi ile Osmanlılara tabi olmuş, 1579 yılında Kars Eyaleti'ne bağlanmıştır. Osmanlılar 1579'da Keçivan Kalesi'ni onarıp Çarşı Mahallesi'nde de şimdiki Kağızman Kalesi'ni taştan yaptırmıştır. Bu kalenin surları 1920 yıllarına kadar gelmiş olup günümüzde ise bir iç kale duvarı kalmıştır. 1807, 1828 ve 1855 yıllarında Osmanlı-Rus savaşlarını yaşayan Kağızman, 1878 yılında başlayan ve 40 yıl süren Rus esareti altında acılar çekmiş, Kars'ta kurulan Milli Şura Hükümeti'nin dahiliye temsilcisi Ali Rıza Ataman'ın ilçede oluşturduğu milis güçleri kılavuzluğunda 15. Kolordu Kuvvetlerince 1 Ekim 1920 tarihinde düşman işgalinden kurtulur. Tarihi ve sanat eserleri açısından zengin olan Kağızman, tarihçiler tarafından incelenerek Camuşlu Köyü'ndeki yazılı kaya ve Kurban Ağa Mağarası kaya üstü resimlerinin M.Ö. 12.000 yılında taş devri insanlarınca yapıldığı gün yüzüne çıkarılır. Avcılık ve balıkçılıkla geçinen ve henüz hayvanları kendilerine alıştıramamış, ekip biçmeyi de öğrenememiş bulunan mağara devri insanları, sert taşlardan el baltaları, bıçaklar, delmek ve kazımak için aletler, bizler, iğneler yapmışlar. Mağara duvarlarına gördükleri, avladıkları hayvanların resimlerini çizmişlerdir. Bu resim panolarında geyik, kaya keçisi, at, öküz ve eşek resimleri mevcuttur. Camuşlu köyü kaya üstü resimlerinden sonra yapılan çalışmalarda Çallı, Karaboncuk, Tunçkaya, Kozlu ve Kömürlü köyünde de birçok kaya üstü resmi bulunmuştur. Oğuzların Anı ve Kars topraklarına yerleşmesinde Iğdır, Sürmeli Kara Kalesi kışlak olarak yurt tutulurken, Kağızman Ağaca Kalesi de yaylak olarak yurt tutulmuştur. Dede Korkut Oğuz namelerindeki Salur Kazan ve oğlu Urus hikayesindeki bir soylamada Kazan Han, Ağaca Kala Sürmelü'de at oynattım der. M.Ö. 650, M.Ö. 16 yıllarında Aras boylarına yerleşen Saka Türklerinin yaptığı rivayet edilen Kağızman'ın kuzeybatısındaki Keçivan Kalesi, İran destanlarında Turan Padişahı Efrasyap olarak gösterilmekte ve Türklerce Alper Tonga olarak tanınmaktadır. Bu kale 1640 yıllarında doğuya gelen Evliya Çelebi tarafından da görülmüş ve seyahatnamede yerini almıştır. Tek kapılı şehir diye anılan bu kale, Osmanlı-Rus savaşlarında toplarla yıkılmasına rağmen
birçok Hisar'ı günümüze kadar ulaşa gelir. Birçok medeniyetin bağrında yaşadığı Kağızman'ın Çengilli köyünde yer alan ve günümüze ulaşmış olan Çengilli Kilisesi, çok güzel çadır usluplu bir kilise olup, 10 ve 11. asırda Bağratlılar tarafından inşa edilmiştir. Kilisede iki Gürcü kitabe yer almaktadır. Bu kilise 1879 yılından 1918 yılına kadar bölgeyi işgal eden Ruslar ve Ermeniler tarafından kilise olarak kullanılmıştır. Mimari çağı milattan sonra 10-11. yüzyıllar arasındadır. Kilise serbest haç plan şemasında inşa edilmiştir. Aras Nehri Vadisi'nde kurulmuş olan tarihi zenginliklere sahip Kağızman, maden alanında da oldukça zengin kaynaklara sahiptir. İlçede altın, krom, bakır, zırnık, arsenik ve tuz gibi maden yatakları bulunmaktadır. Bu maden yataklarının bazıları Urartular ve Osmanlılar tarafından işletilmiştir. Yöre insanı tarımcılık, hayvancılık, arıcılık ve meyvecilikle geçimini sürdürmektedir. Kağızman'ın kaliteli dere balı eskiden Rus çarlarının ve Osmanlı padişahlarının sofralarında yerini alan bir bal özelliğine sahiptir. Kars ve Doğu illerinin meyve ambarı olarak bilinen Kağızman'da 15 civarında armut, 10 civarında kayısı ve 20 civarında elma çeşidi bulunmaktadır. Türkiye'de yalnızca Kağızman'da yetişen uzun elma, ilçeye has bir meyvedir. Endemik bir bitki olan Kağızman lalesi de tüm dünyaca Tulipa Kağızmanica adıyla tanınmaktadır. Kağızman'ın kültür ve edebiyatı da önemli derecede zenginliğe sahiptir. Başta Dede Korkut gibi ozanların ardından yaşadığı dönemde şöhret bulmuş Aşık Yusuf Sezai, Cemal Hoca, Kağızmanlı Hıfzı gibi aşıklar bu toprakların yetiştirdiği edebi değerlerdendir. Kağızman folklörü de oldukça zengindir. İlçe köylerinde günümüze kadar halı ve kilim dokuma devam etmiş, son yıllarda da temin edilen tezgahlarla bu gelenek sürdürülmektedir. Halk tarafından yüzyıllar boyu oynana gelen hoş bilezik, kasap, koçero, ağırbağ, yüzük oyunu, köroğlu gibi oyunlar da halk oyunları ekibi tarafından bayramlarda oynanarak yaşatılmaya çalışılmaktadır.